Diyarbakır'da 31 Mart'tan sonraki gelişmeler de hiç beklenmedik bir şekilde halk iradesi ortaya konduktan sonra halkın yaşam biçimine müdahaleler başladı. Bu müdahalelerin başında 9 Haziran'da az önce dile getirilen saldırı, sonra 23 Haziran'da tekrar eden kafelere saldırı ve en sonunda 11 Temmuz'daki saldırılar arka arkaya geldi. Öyle ki ilk iki saldırı Kayapınar'da, son saldırı Suruç'ta oldu ve Kayapınar'daki ilk saldırıdan sonra saldırganlar sizin ağababalarınızı öldürmüşüz, daha mezarları belli değil, siz kimle konuşuyorsunuz diye tehdit ettiler saldırıya karşı çıkmak isteyenleri. Ve bu saldırıları da daha sonra en son 11 Temmuz'da olmak üzere iki kez devam ettirdiler. Şimdi Diyarbakır'ın kent ve dayanışma platformu diye bütün sivil toplum örgütlerinin üye olduğu bir kuruluşu var. Bütün Diyarbakır halkını temsil ediyor. Ve son depremde de olağanüstü hem Diyarbakır'ın yaralarını salmakta hem de diğer illere yardıma koşmakta çok örnek bir rol oynadılar. Bu saldırıları toplumsal barış için tehlike ve kentimizin birlikte yaşam kültürü için tehlike olarak niteledi. Geleceğim nokta şudur. Bu saldırılar Diyarbakır'da 90'lı yıllarda terör estiren o domuz bağlarıyla bir takım suikastleri gerçekleştiren Hizbullah'ı Buyurun. Bütün Diyarbakır bu son saldırıların faillerini böyle algılıyor. Şimdi ben buradan Hizbullah'ın devamı olduğunu şiddetle reddeden ve meşruiyet sınırları içine girmekte ısrar eden Hüdapar'a ve Hüdapar'ı bu sıralara taşıyan AK Partililere seslenmek istiyorum. Çünkü daha bir yıl önce seçimler sırasında sizin eski İçişleri Bakanınız Hüdapar'ı devletin stratejik aklı olarak ilan etmişti. Eğer Hizbullah'ın devamı değilse, bu saldırılarla hiçbir alakası yoksa Hüdapar bunları şiddetle buradan kınamalıdır ve siz de AK Partisi olarak kınamalısınız, karşı çıkmalısınız ve bunu ispatlamak için de öncelikle yapacağınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bu önergeyi desteklemektir. Oradan samimiyetinizi ve görelim. Siz müdahale etmeyin, dinleyin. Siz alışıksınız müdahale etmeye, oturun dinleyin.